belediyemizin kuruluşunun 139. yılı münasebetiyle hazırlamış olduğumuz programı arz ediyorum. Çelenk sunumu, ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı ve sonrasında belediye başkanımızın konuşmaları. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Saygı duruşu. Dikkat! Belediyemizin 139. kuruluş yıl dönümü törenine hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz arkadaşlar. Evet, büyük bir çınarın, hatta dev bir çınarın en son yapraklarıyız. Kökümüz çok uzun yıllara dayanıyor. Ne mutlu ki bu sınırsı hizmet etmesi nasıl bize geldi. Çok şükür. Bu millete hizmet eden biz siyasiler, siz çalışan olarak el birliğiyle ilçemizi önemli yere getirmeye çalışıyoruz. Tarımdan turizme ve sanayiye kadar artık markalaşmaya çalışan, ben de varım demeye çalışan bir kurumun, hatta ilçemizin göz bebeği kurumun çalışanlarıyız. Hizmet neferleriyiz. Allah bu hizmet isteğimizi eksiltmesin. Hep birlikte daha çok güzel günlere hizmet etmeye gitmeye nasip eylesin. Bizler verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirsek bile yeterli mi? Asla yeterli değil. Çünkü bu ülke, bu verimli topraklar, bu güzel insanlar çok daha güzel, çok daha iyi hizmetleri hak ediyorlar. Dediğim gibi sizler çalıştığınız yerlerde, bizler de siyasi olarak bulunduğumuz konularda ilçemizi en iyi yere getirmek için son derece ve çok hızlı çalışıyoruz. Ne mutlu ki bir seneden beri, hatta 1,5 seneden beri birçok projenin altına imzamızı el birliğiyle attık. Bu da ilçemiz adına bence gurur verici olaylardan bir tanesi. Çünkü yüzyıllardan beri görülmeyen pandemi denilen maalesef çok büyük bir virüsün hala etkisi altındayız. Bu ahval ve şartlar içinde dahi biz dinlenmemek için yola çıkanlardanız. Dediğim gibi en önemli konu, Allah bu isteğimizi, azmimizi azaltmasın. Azaltmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah. Bu konuda hepinizin dikkatini, önemini ve heyecanını görmek istiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi harici ve dahili her an hazır bekleyen bir sürü insan var. Bu önemli günde, bu güzel günde, bu tarihi günde hizmet etmenin gururunu, onurunu yaşıyoruz. Bu onuru yaşayanlar, rahmete kavuşanlar, öbür dünyaya kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Emekli olanlara esenlikler diliyorum. İnşallah sizlere de sağlık, sıhhat, afiyet diliyor. Bu duyguya düşen hepine teşekkür ediyorum arkadaşlar.